Bunu da az önce söylediğim gibi söylemekten, çok açık net olarak söylemekten kendileri de imtina etmiyorlar. Bundan alakalı olarak yaşanan sıkıntıların çözüleceği tek yer, çözüm yeri de genel kuruldur. Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel kurulu. Alakalı olarak sıkıntı varsa, işleyişle alakalı olarak bir tıkanmışlık varsa veya alınan kararlar ülke futboluna, ülke sporuna zarar veriyorsa, bunun da hesabının sorulacağı yer medya değildir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel kuruludur. Bugün tabii ki sıkça şu söyleniyor, işte yanılmıyorsam 3 kulübümüz Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti. Burada da yani hani birlikteki kulüp başkanlarının çoğunluğunda bakış açısı şu: zaten önümüzde Haziran ayında bir genel kurul var. Bundan alakalı olarak az önce de ifade ettiğim gibi, eğer bir sıkıntı varsa, işleyişle alakalı, uygulamalarla alakalı olarak bir sıkıntı, hatta Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanından, yönetiminden de memnun olmayabiliriz, bunun kararının verileceği yer genel kuruldur. Dolayısıyla Haziran ayında tahmin ediyorum veya Mayıs ayının sonunda da olabilir, yapılacak olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel kurulunda da bütün bu sıkıntıların dile getirilip çözümün aranacağı yerde genel kuruldur. Yani bu disiplini edinmemizde de büyük yarar var. Çünkü siz de farkındasınız, tartışma tartışmayı açıyor. MHK bir karar alıyor, tartışılıyor ve üst boyutlara tırmandırılıyor. MHK'nin kararı tahkimden dönüyor, tartışılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu bir karar veriyor, tartışılıyor. Ama neticede az önce de söylediğim gibi, ifade ettiğim gibi, ülke futbolunun amir kurumu federasyondur. Eğer biz yapıyı yıpratırsak, yapıyı tahrip edersek, ülke futbolu, ülke sporu ve kaybeden hepimiz oluruz. Yapı orada, federasyon orada. Kişiler değişebilir, kişiler gidebilir, kişiler, farklı kişiler gelebilir ki zaten yani son 20 yıla baktığımız zaman yanılmıyorsam 8'e yakın, 8 veya 9 Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim değişikliği oldu. Ama bunun doğru adresi de genel kuruldur. Almış oldukları, çünkü kararların da sorumluluğu onlara ait, yetki de onlara ait. Dolayısıyla kulüplerin yapmış olduğu bireysel açıklamalara da saygı duyuyoruz. Tamamen kendi tasarruflarındadır. Bu birlikten sakın şunu anlamayın. Yani burada bir karar alınır, o karar modabot uygulanır. Birliğin anlamı o değildir. Birlik, birliği oluşturan kulüplerin ortak menfaatleri doğrultusunda hareket ettikleri veya bir sıkıntı, bir problem olduğu zaman bunların tartışıldığı ve çözüm yolunun arandığı bir kuruluştur. Biz burada ülke futbolunu yönetmiyoruz. Ülke futbolunu Türkiye Futbol Federasyonu yönetiyor. Tekrar söylüyorum. Yasaların federasyona tanımış olduğu ve vermiş olduğu bir yetki var. Onlar da bu yetki çerçevesinde ülke futbolunu yönetmeye çalışıyorlar veya yönetiyorlar. Bu çıkarmış oldukları talimatlar, uygulamalar, talimat çıkartabilir. Talimatı uygulamaya koymakta Türkiye Futbol Federasyonu yetkilidir. Talimatı değiştirmeye yine aynı şekilde, sadece Türkiye Futbol Federasyonu değil, 62 federasyonun tamamında bu böyledir. Talimatta değişiklik yapmaya yine Türkiye spor federasyonlarının yönetim kurulları yetkilidir. Koymuş oldukları talimatı da yürürlükten kaldırmaya yine kurullar ve spor federasyonlarının yönetim kurulları yetkilidir. Doğuracağı neticelerden ve sonuçlardan da doğal olarak tabii ki kendileri sorumludur. Sayın Başkan, siz Kulüpler Birliği Başkanı'ndan ziyade Trabzonspor Başkanı olarak bu konuya ne cevap? Bunlar toplumda gereksiz gündem yaratan yani lig tescil edilmesin. Gerekçe olarak neyi göstereceksiniz? Az önce ben size bir sürü şey anlattım. Federasyonların
görev, yetki ve sorumluluklarıyla alakalı olarak. Yani bütün bunları kafamızda değerlendirdiğimiz zaman, yani dediğim gibi, yani neye dayanarak, hangi veriye dayanarak ligin tescil edilmemesi, bu suni gündem yarataraktan tartışma ortamı yaratmak için ortaya atılmış şeyler bunlar. Hayır, asla. Dediğim gibi, yani ülke futbolunun bunlarca sorunu arasında maalesef gündem geldi. İşte MHK'nin almış olduğu karar ve tahkimin kararı geldi, buraya oturdu. Ama önümüzde ülke futbolunun finansmanı açısından son derece önemli olan naklen yayın ihalesiyle alakalı olarak neredeyse yani hiç kimse tek kelime etmiyor. Hiçbir tartışmanın odağında değil. Aslında bu şey çıkıncaya kadar, bu MHK sorunu önümüze gelinceye kadar çok sıkça tartışılıyordu ama bir anda unutuldu. Diğer taraftan bütün kulüpleri, bütün spor kulüplerini ve bütün federasyonları çok yakından ilgilendiren spor yasası neredeyse kanunlaşmak üzere. Ben bugün bu tartışmaların odağında olan isimlere tasarıyı okudunuz mu? Tasarıda size ters gelen, sizlere de soruyorum, sizler de sporun içerisindeniz, okudunuz mu tasarıyı? Yok, hiçbiriniz okumadınız değil mi? Ama çünkü derdimiz değil yani. Ülke sporunun genel sorunları yerine bu tür tartışmalarla suni gündem yarataraktan, suni de olmayabilir. Tabii ki çok büyük bir problem, çok büyük bir sıkıntı. Bunu daha önce de ifade ettik burada. Hatırlarsanız ilk toplantıdan çıktığımız zaman, zamanlama ve şekil olarak doğru bulmadığımızı da ifade ettik. Ama maalesef tartışmalar giderek büyüyor. Büyüdükçe daha karmaşık hale geliyor ve bir kaos ortamının içerisine çekilmeye çalışılıyor. Bunun olasılığını nasıl görüyorsunuz? Eğer bir kurum anlaşılmazsa? Müsaade ederseniz eğer, yani bütün bu soruların cevabını önümüzdeki hafta pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapacak olduğumuz toplantıdan sonra vereyim, çok daha doğru olur. Çünkü yani pek çok alternatif var, pek çok farklı düşünce var. Onları Türkiye Futbol Federasyonu'yla detaylı olarak görüşüp sonuçlandırmadan bu konuyla alakalı bir açıklama yapmanın doğru olmaz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.